Spor TV'den merhaba yeniden sevgili izleyiciler. 8 Mayıs 2010 Cumartesi bugün. Bursa ve İstanbul gazetelerine yansıyan takımımız Bursa Spor'la ilgili haberleri paylaşacağız sizinle. Her sabah olduğu gibi gazetelere neler yapılmış, ne gibi yorumlar, değerlendirmeler yapılmış onları size aktaracağız efendim. Olay gazetesiyle başlayalım. Dünkü hazırlık maçı manşete taşınmış başlık olarak tat vermediler başlığıyla. Ve ayrıntılar şöyle. Yedekler Sakaryaspor'u yenmesine karşın futbollarıyla vasatı geçemediler. Yenal Tuncer ve İlhan Depe'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan yeşil beyazlı takımda Bekir Ozan'ın ayak bileğinden sakatlanması can sıktı denmiş. Sıcak etkiledi. Gerçekten de oldukça sıcak bir havada yapıldı maç. Turkcell Süper Lig'in 33. haftasını Ankaraspor hükmen galibiyeti nedeniyle dinlenerek geçirecek olan Bursaspor'da yedekler dün 2. lig ekibi Sakaryaspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmalarına rağmen tat vermedi. Atatürk Stadında 35 dereceyi bulan sıcak bir havada 24 dakikalık gecikmeyle oynanan mücadelede teknik direktör Ertuğrul Sağlam bugüne kadar yeterince forma şansı bulamayan ve az görev alan oyunculara şans verdi deniyor. Yenal'la öne geçtik ve İlhan Depe bitirdi. Alt başlıklarıyla haber detaylanmış. Keyifli maç oldu. Sağlam Sakaryaspor karşısında bugüne kadar fazla şans veremediği oyuncuları görme fırsatı bulduğunu söyledi. Sakarya'ya teşekkür deniyor. Çok fazla şans veremediğimiz oyuncuları görmek istedik. Sonuçta nasıl maç olursa olsun bu tür hazırlık maçlarında mücadeleyle ilgili bir şeyler almak istedik. Futbolda asıl istenen şey sonuç. Bu anlamda güzel karşılaşma oldu diyebiliriz. Sakaryaspor'a teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler. Ayrıca iyi bir taraftar kitlesi vardı. Keyifli bir karşılaşma oldu dedi. Sonuçları görelim ve olumlu yansıyabilir alt başlıklarıyla devam ediyor haber. Tuna'nın alnı açıldı denmiş. Bir kaza geçirdi Tuna maç sırasında. Dünkü karşılaşmada Bekir Ozan Has'ın sağ ayak bileğinden sakatlanıp oyunu sedyeyle terk etmesinin yanı sıra Tuna Üzümcü'nün de alnı açıldı. Henüz 14. dakikada rakibinin dirseği sonucunda alnı açılan Tuna 3 dakikalık tedavinin ardından kafasına bandaj yaptırarak oyuna devam etti. Deniyor. Başkent'te boykot krizi. Ankara Gücü'nde futbolcular alacaklarını almadığı için iki çalışmaya katılmadı. Sarı lacivertli yöneticiler antrenmana çıkmama olayını yalanlarken gazeteciler ise aksini iddia etti deniyor. Bu arada taraftar için özel yüzük seri üretime başlanmış efendim. Bursaspor logosu taşıyan yüzüklerin seri üretimine başlanmış. İlk parti ürünleri geçen hafta kulübe teslim ettik. Yüzükler daha sonra Bursa Store mağazalarında satışa sunuldu dedi. Kim dedi? Cüneyt Özer firma sahibi. Cüneyt Özer takı imalatçısı bir firmanın sahibi efendim. 2010 Şampiyon Bursa ismini verdiğimiz özel bir set hazırlıyoruz. Bu sette erkekler için kol düğmesi ve rozet, bayanlar için kolye ve küpeler olacak. Çalışmamız son aşamaya geldi. Bursa Spor Kulübü yetkililerinin onaylamasının hemen ardından seri üretime geçilecek diyor. Ürettikleri yüzüklerin Bursa Store mağazalarında 85 liradan satıldığına değinen Özer, kulübün patent çalışması bittikten sonra bu yüzükler ve diğer ürünler birçok yerde satılabilecek dedi. Özer ilk ürettikleri bir yanında timsah amblemi, diğer yanında ise sonsuza kadar yazısının bulunduğu özel yüzüğü Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a hediye ettiklerini kaydetti. Kardeşler tek vücut, bir taraftarda formanın yarısı Ankara Gücü, yarısı Bursa Spor olan simetrik bir forma yaptırmış efendim. Büyük ilgi gördü deniyor. Bu arada Barış Ataş iddiasını da aktarmadan geçmeyelim. Bursa Spor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim mevcut kadroya takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre Diyarbakır Spor'un genç kaptanı Barış Ataş dikkat çeken futboluyla Ertuğrul Sağlam'ın transfer listesine girdi. Sözleşmesi devam eden ön libero Barış için temasa geçen Yeşil Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde bu futbolcunun bonservis bedeli için pazarlığa oturacağı iddia edildi. Diyarbakır Sporlu Barış Ataş. Bursa Hakimiyet. Timsah idare etti demiş. Dünkü hazırlık maçıyla ilintili olarak Sakaryaspor 2-1 yenen Bursaspor'un yedekleri tat vermedi
deniyor. 90 dakikada 26 futbolcu deneyen rakibi karşısına daha çok genç yeteneklerle çıkan Yeşil Beyazlar, Yenel ve İlhan Depe'nin golleriyle sonuca gitti. Bir tek İsmail 26 futbolcu ile oynadı. İlhan skoru belirledi deniyor. Taraftar sahaya atladı. Maçın ilk dakikalarında bir genç taraftar sahaya atladı. Atkı çevirerek yoluna devam etti. Ve sonra saha komiseri, dördüncü hakem ve yetkililer tarafından dışarıya çıkartıldı. Bakın ne yazıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte bir taraftar sahaya girdi. Elinde kaşkolla futbolcular arasında dans eden taraftar emniyet güçleri yeniden tribüne gönderdi. Su molası verildi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu dünkü karşılaşmada oldukça zorlanan her iki takım oyuncuları verilen su molalarında serinleme fırsatı buldular. Tribünler boş kalmadı. Maçın ücretsiz oluşu Atatürk Stadı tribünlerini de hareketlendirdi. Yaklaşık 3000 civarında taraftar dünkü özel maçı izledi. Bekir sakatlandı deniyor. Maçın 56. dakikasında rakibinin sert müdahalesiyle yerde kalan Bekir Ozan oyuna devam edemedi. Tecrübeli kramponun çok önemli bir sakatlığının olmadığı bildirildi. Podolski de geliyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam transferle ilgili olarak esprili açıklamalar yaptı. Bulgar basınında çıktıktan sonra Türkiye'deki gazetelere de yansıyan Bursaspor, Dimitar, Berbatov ve Mehmet Avrelio ile görüşüyor şeklindeki haberleri duyan Sağlam, Alman Lukas Podolski de geliyor dedi. Ali Tan Doğan siyah beyazlı kulübün kendisine zararı olduğunu açıkladı. Bir daha Beşiktaş'a gitmem. Evet, takımda çok iyi bir hava var diyor. Eşit olduğunu söylüyor Fenerbahçeli şampiyonluk şanslarının. Laf olsun diye söylemediğini, takımda çok iyi bir hava olduğunu, bunu laf olsun diye söylemediğini, beklediğinin üstünde kaliteli insanların mevcut olduğunu, Ömer, ben, Tuna, Volkan, Sercan, hepimiz bir basamak atladık, herkesin olmaz dediği oyunculardan şampiyonla oynayan bir kadro oluştu, diyor. Camia bunu hak ediyor, diyor. Zira şampiyon olacağız, camia bunu hak ediyor, diyor. Böyle, evet. Gönderilişim hataydı demiş. Bursaspor'la Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşayacağız diyor. Beşiktaş'tan bir daha teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini vurgulayan Ali. Kabul etmem. Çünkü gönderilişimin hata olduğunu düşünmüyorum. 4 yıl içinde başka bir Ali Tandoğan olabilirdim. İstediğim imkanlar sağlanmadı. Gönderilişimin hata olduğunu düşünmüyorum demiş ama gönderilişimin hata olduğunu düşünüyorum olması gerekir. Ondan önceki cümlenin mantığına göre. Buraya geldiğimde ise rahat olduğumu gördüm. Beşiktaş'ta bir oyuncuya pas at diyemezsin. Atmayabilir. Ama Bursaspor'da bu alınganlık yok. Herkes görev adamı dedi. Evet. Bursaspor lisans ürünlerinin satıldığı Bursa Store'larda bugünden itibaren geçen sezonlara ait ürünlerin 19.63 19 lira 63 kuruştan satışa sunulacağı bildirildi. Yönetici Selçuk Eren, Bursa Store mağazalarımızda yer alan indirim reyonlarında geçmiş sezonlara ait ürünlerimiz 19 lira 63 liradan satışa sunulacaktır dedi Eren. Uludağ Üniversitesi'nde yapılacak bahar şenliklerinde gezici araçla kampüs içinde hizmet vereceklerini kaydetti. 19 lira 63 kuruşun esprisi kulübümüzün efendim kuruluş tarihidir, 1963'ten gelmektedir bu manidar tarih. Çünkü bilmeyenler var bunu. Bilmeyenler, anlam veremeyenler var. O yüzden bu kadar basit bir mantığı yürütemeyenler var. Neden 19 lira 63 kuruş, niye 19 lira değil veya niye 19 lira 65 kuruş değil diyenler var. Şaşkınlıkla kulaklarımıza inanamayarak dinlediğimiz 19 lira 63 kuruş 1963'ten geliyor efendim. Kulübümüzün kuruluş tarihidir o da. Evet. Hayat Gazetesi. Gençler zorlandı. Ligde bu hafta maçı olmayan Bursaspor gençlerden oluşan kadrosuyla oynadığı hazırlık maçında TFF 2. Lig 1. Klasman grubu ekiplerinden Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Bekir'le Tuna korkuttu deniyor. Sakatlık geçirdiler ama durumların ciddi olmadığı belirtildi. Evet, Bursa Ankara tek vücut deniyor. Şimdi de Bursaspor yüzüğü, aynı haberler yine. Sağlam'dan Podolski esprisi. Bazı gazetelerde çıkan Bursaspor Dimitar Berbatov ve Mehmet Avrelio ile görüşüyor şeklindeki haberleri duyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, özel bir kolejdeki panel öncesi Bursaspor'u takip eden basın mensuplarına Alman futbolcu Lukas Podolski geliyor dedi. Sağlam'ın esprisi kısa süreli gülüşmelere sebep oldu diyoruz ya. Ertuğrul Sağlam o ciddi, bir parça ürkütücü ama saygınlıktan gelen ürkme. O mesafeli, ölçülü duruşu altında inanılmaz bir
espiritüel kişilik saklıyor efendim, bakın saklıyor. Gerçekten öyle güzel esprileri var ki tam yerinde yaptığı şahane. Evet, Bursa Haber gazetesi, timsah fazla sıkmadı. Bursa Spor tatangalarla oynadığı hazırlık maçını kazandı. Bu haftayı bay geçen Yeşil Beyazlılar dün sahasında ikincilik ekiplerinden Sakaryaspor'u Yenal ve İlhan Depe'nin golleriyle deviren Beşiktaş maçı devirerek. Yanlış yazılmış Bursa Haber gazetesi efendim, yanlış yazmışsınız. Devirerek olacak. Depe'nin golleriyle deviren Beşiktaş maçı öncesi moral buldu. Evet, İlhan Depe affetmedi deniyor. 4000 taraftar, Bursa Store'da indirim var. Yönetici Selçuk Eren, Bursa Store'lardan sorumlu yöneticimiz Selçuk Eren, 19 lira 63 kuruşa bugünden itibaren satışa sunacağını belirtti. Geçen sezondan kalan ürünlerin eritilmesi amacıyla, ama güzel bir fiyat sevgili izleyiciler. Evet, keşke kulübümüz 1500-1600 yıllarda kurulmuş olsaydı, biraz daha indirimli olurdu. Olumlu yansıyabilir. Yeşil Beyazlı Hoca sağlam. Ankara Gücü'nün yaşadığı sıkıntıların Fenerbahçe maçına olumlu yansıyabileceğini belirtti. Diyor, taraftara Bursa Spor yüzüğü denmiş. Evet, yine aynı haberler, aşağı yukarı gündemi oluşturan haberler burada da mevcut. Hürriyet Bursa'da bugün Bursa Spor'la ilgili, sporla ilgili daha doğrusu haber yok. Kent gazetesi Gençler Günü kurtardı demiş. Haftayı maç yapmadan geçirecek. Bursa Spor Sakarya Spor'la hazırlık maçı yaptı. Forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadro zayıf rakibi karşısında galibiyete 86. dakikada ulaştı deniyor. Timsah Barış'ın peşinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Spor Diyarbakır Spor'un kaptanı Barış Ataş'la görüşmelere başladı. Özman unutulmadı. 12 Şubat 2009 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kent Gazetesi yazarı Mehmet Özman, üniversiteli Bursa Sporlar tarafından unutulmadı. Ünlü Timsah ve Bursa Spor TV ekibinin hazırladığı Timsah Yürüyüşü animasyonun 3. bölümü Ruhlarımız Bir adıyla çıktı. Bölümde Bursa Spor aşığı yaşamını yitiren kişiler işlenirken Ankara Gücü Fenerbahçe maçına göndermede bulunuldu. Animasyonda Mehmet Özman'ın resmi yer alırken isimlerin sayılmasının ardından merhumların kanatlanarak Bursa Spor futbolcuların arkasında olduğu işlendi. Hemen gözünün önünde şehit Asteğmen, Abdülkerim Bayraktar var, Musisi var, Mehmet Özman var. Ruhları bir kez daha şad olsun. Evet. Meydan Gazetesi sağlam gözaltı denmiş. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor'la oynanan özel maçta yedek ve A2 oyuncularının son durumlarını dikkatle izledi. Gençlerden memnunum diyor. Bursa Spor'un 2-1 kazandığı karşılaşmanın golleri Yenal ve İlhan Depe'den gelirken konuk Sakaryaspor'un tek sayısını ise Muharrem kaydetti. Evet, maç geç başladı. Taraftar yalnız bırakmadı. Bekir Ozan korkuttu deniyor. Şaban özel takipte. Şaban özeli takibi aldı. Sakaryaspor'un genç futbolcusu, sol bekte oynayan 22 yaşındaki genç futbolcu yaptığı başarılı hamlelerle dikkati çekiyor. Bursa gazeteleri bitti. İstanbul gazetelerine bakalım şimdi. Fanatik gazetesinin gündeme ilişkin Bursa Spor'la ilgili haberi, Ankara Gücü Bursa Spor forması efendim. Kardeşliğin forması çıktı. Bursa Spor Ankara Gücü kardeşi yeni bir boyut kazandı. Timsah'ın taraftarı yarısı yeşil, beyaz, yarısı sarı lacivert forma yaptı. Esnaflar da seri üretime başladı deniyor. Kupa rüyalarıma giriyor diyor Ali Tan Doğan. Takım olarak imkansız başardıklarını söylüyor. Mutlu sona o kadar odaklandı ki kupa rüyalarıma giriyor diyor. Takımda inanılmaz bir arkadaşlık ortamı olduğuna dikkat çekiyor. Herkesin olmaz dediği oyunculardan şampiyonla oynayan kadro oluştu diyor. Evet, pas foto maç. Pas foto maç gazetesinin Bursa Spor'la ilgili yorumuna bakacağız efendim. Bakacağız ne diyecek. Ankara'da güç Alex'te, bunu bir aktaralım. Son 3 sezonda başkente sadece bir galibiyet alan Kanarya Ankara takımlarına 30 gol atan Alex'e güveniyor denmiş. Evet. Ankara Gücü maçını, Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasını daha doğrusu heyecanla bekliyoruz. Ozan İpek Hollanda ekibinin de listesine girdi. PSV yolcusu.
Performansıyla dikkat çeken genç oyuncuyu takibe alan Kırmızı Beyazların teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Ozan diyor ki Bursa'da mutluyum. Hadi buyurun bakalım. Ozan burada kalmak istiyor, burada mutlu olduğunu söylüyor. Evet, Şener özür dilemeli. Bursa Taraftarlar Derneği basın sözcüsü Murat Vatansever, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den özür bekliyor. 3 maç oynayacağız demiş, spor kamuoyunda tepki toplamıştı. Fenerbahçeli kısa bir zaman dilim için 3 maç oynayacağız. Kayseri Spor'un yeni sezonda teknik direktör olarak düşündüğü Şota'nın transferinde sona geldiği belirtildi. Gürcü hoca sarı kırmızılı yönetimle aralarında çok az pürüz kaldığını ifade ederek yardımcı hocamı kabul ettiler, ben kondisyonerimi de getirmek istiyorum diye konuştu. Şota bitti, bitiyor. Podolski'yi alıyoruz. Lukas Podolski'yi alacağız diye takıldı gazetecilere. Bu arada Fatih Koleji öğrencileri Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam'ı yılın annesi seçtiler deniyor sevgili izleyiciler. Evet. Böyle başarılı bir evlat herhalde doğurduğu, dünyaya getirdiği için olsa gerek. Fatma Sağlam'ı yılın annesi seçtiler deniyor. Berbatov, Aurelio gibi oyuncular Bursa Spor'la anılınca teknik direktör Ertuğrul Sağlam da modaya uydu denmiş. Takılmış, takılması modaya uymak mı oluyormuş? Gazetecilerin yorumları böyle. Evet efendim, eski ürünler 19 lira 63 kuruş diye bitirelim. Store'lara gidin bugün. Bursa'nın 4 ayrı yerinde Bursa Store mağazası var biliyorsunuz. İlki ve en eskisi stadyum önündeki, stadyum girişindeki store'umuz. İkincisi Şehreküstü tren istasyonundaki store mağazamız. Diğer ikisi yeni açılanlar Nalbantoğlu'nda, Katlı Otopark'ın hemen altında. Dördüncüsü de Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde. Size yakın olan noktayı seçin ve gidin, ürünlerinizi 19 lira 63 kuruşa ödeyerek alın. Tabii yanında bir sürü ürün daha alın ki kulübümüz kazansın, yeşil beyazlı kulübümüz kazansın, biz kazanalım, camia kazansın, Bursa Spor kazansın efendim. Bu yarışın içinde her zaman olacağız, Ertuğrul Sağlam'ın dediği gibi. 8 Mayıs 2010 Cumartesi'ne ilişkin haberleri aktardık Bursa ve İstanbul gazetelerine yansıyan. Yarın takvimler 9 Mayıs'ı gösterdiğinde güzel bir neşeli bir pazar gününde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Davet ediyoruz efendim buraya. Gelirseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.